Hem de çok büyük geldi. Hastanelerde falan şu anda tıklım tıklım. Pazar yerlerini zaten görüyorsunuz yani. Sosyal mesafe yok maalesef. Yani çocuklarından tut herkese, hiç kimse sosyal mesafeye uymuyor maalesef. Vallahi bana kalırsa birinci dalga bile geçmedi. Niye dersen, bizim insanımız çok özgür kardeşim. Bazı kesimlere bakıyorsun, diyor ki ya bana dokunmaz. İlla bir yakını hastalanacak. O zaman hastalığın gerçek niyet ortaya çıkacak. Bak görüyorsun karşıda yan halinde. Adam eline seçtiriyor, o bırakıyor, o alıyor. O bırakıyor, alıyor. Hastalık bundan çoğalıyor yani. Yani ortak çok kötü. Durumlar çok kötü. İnan korkarak geliyor, korkarak gidiyor pazara. Devletin açıkladığı verilere de inanmıyorum. Bakıyorsun devlet açıklıyor, günlük hasta sayısı 1300 diyor. Sağa sola bakıyorsun, her tarafta karantina altına alınmış, evler kapatılmış. Kesinlikle ikinci dalga var. Koronavirüsünde sizce ikinci dalga geldi mi? Evet, geldi. Kayseri'de şu anda virüsün atma sebebi düğünler, cenazeler, pazar yerinde sosyal mesafenin korunmaması, zabıtaların görevini yapmaması, efendime söyleyeyim, müşterilerle maskelerin takmaması artı eldiven takmaması, ilişkilerin yakın mesafede olması, bunlar yani. Sizce ne yapmalıyız? Tedbir alınması gerekiyor. Her pazar yerine bir tane görevli değil de 10 tane görevli, her sokak başında bir tane memurun durması şart. Bir tane memur asla hiçbir pazarcıyı uyaramaz. Zabıtalar ve polislerin uyarmaması gerekiyor. Direkt cezayı yazması gerekiyor bence. Cezayı yazmıyorlar, sadece uyarıyorlar. O yüzden ne pazarcılar dikkat şey yapıyor, dikkat ediyor. Ne de müşteriler dikkat ediyor. Sosyal mesafede sıfır. Gelmedi ama gelmek üzere. Herkes bu şekilde davrandığı sürece ikinci dalga da mutlaka gelecek yani. Havalar soğuyunca bu daha da belli olacak. Yani bu şekilde düşünüyorum. Sizce ikinci dalga ne zaman gelir? Okullar açıldığında, okullar açılınca mutlaka gelecek. Ya kesinlikle yani. Biraz da biz sebep olduk. Bizler yani, biz deyip, biz demeyeyim de kişiselleştirmeyeyim durumu da yani. Bizler sebep olduk diye düşünüyorum. Her şey ortada arkadaşım, görebilene. Yani sebep çok. Neyi örnek vereyim ki sana? Görebilen görüyor yani. Sizce ne yapmalıyız? Tedbirlerin biraz daha artması lazım bence. Biraz daha katı olmak gerekiyor mu? Gerekiyor. Yani vicdansızlık çerçevesinde değil de. Geldiği söyleniyor, doğrudur. Hastalıkların arttığını görüyoruz. Sizce ne yapmalıyız? Daha sıkı tedbirler almalıyız. Biraz daha halkın duyarlı olması gerekir. Evet geldi. Bunun sebep şeyini de söyleyebilirim. Benim kardeşim beyin cerrahide yatıyor. Orada 3 tane asistanımız koronavirüs mesela. Çevremizde pazarlarda ilk dalgada yoktu. Şu anda var. Yani arkadaşlarımızdan pazarda da olanlar var yani. Sizce ne yapmalıyız? Bizce ne yapmalıyız? Yani bunun özellikle gençler ve 65 yaş üstünü gerçekten yine önlemeliyiz bence yani. Özellikle de şu futbol sahaları, düğün salonları kapanmalı bence. Bu önlem. Başka da bir şeyimiz olmaz. Yok, gelmedi. Gelmedi baba. Ne zaman gelir sizce? Bilmiyorum baba. Bilmiyorum abi. Gelir mi peki? Bilemem. Yok yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok, yok. Çok şükür öyle bir şey yok. Ne zaman gelir sizce? İnşallah gelmez. Ben gelmesini kimse beklemez. Daha birinci dalga görmedik. İkinci dalga gelsin daha burada. Pazarda bir şey yok. Neden? Şu an için. Dikkat ettiğimizden. Sizce ikinci dalga ne zaman gelir? Bilemek gari onda. Vatandaşımızın kendi şeyine gari. Eğer dikkat edilirse ikinci bir dalga herhalde inşallah uğramaz. Gelmedi. Bu kadar. Ne zaman gelir? Gelmez. Neden? Herkes önlemini alıyor. Gelmiştir. Geldi, şu anda geldi. Niye geldi? Önceleri, bayramdan önceleri bayağı bir çevremizde hiç kimse yoktu. Şu anda bina komşularımız olsun, tezgah arkadaşlarımız olsun, çevrelerinde, kendilerinde bunu yaşıyoruz. Yani şu anda ikinci dalga gelmiştir. Sizce ne yapmalıyız? Dikkat etmeliyiz. Maskemize, eldivenimize, çevremize, mesafemize dikkat etmeliyiz.
Yani bunu ne kadar sık yaparsak o kadar faydasını görürüz. Vallahi bu ara iyice sayılar arttı, ölü sayısı falan. Yani bu ara acayip sıkıntı, her galiba ikinci dalga geldi yani. Virüs Allah yardım etsin, korkarak gelip gidiyor pazara yani. Bilmiyorum bu nasıl olacak. Yani ortak çok kötü. Durumlar çok kötü. İnan korkarak geliyor, korkarak gidiyor pazara. Allah halkımıza yardım etsin. Şu lanetten bir an önce kurtulmayı nasip etsin. Sizce ne yapmalıyız? Vallahi tedbirlerimizi alıyoruz. Maskemizi takıyoruz, eldivenimizi takıyoruz. Gerektiği kadar uyuyoruz. Çünkü bir aile bize bulaştığı zaman evde 7'şer 8'er tane nüfus var. Bize bulaşması demek, onlara bulaşması demek. Elimizden gelen tedbirleri alıyoruz. 3'er metre tezgahlar arası mesafe koyuyor. Maskemizi takıyor, eldivenimizi takıyor. Gerekeni yapıyor. Muhtemelen geldi diye düşünüyorum ama tabii bu iş uzmanlarına sormak lazım. Yani biraz uzman sorusu oldu bu. Bilim adamlarına veya sağlıkçılara sormak lazım diye düşünüyorum. Sizce ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Kurallara uymalıyız. Temizliğe, hijyene dikkat etmeliyiz. Maskemizi takmalıyız. Sosyal mesafe kurallarına uymalıyız. Sağlık ekibimize yardımcı olmalıyız. Bu tarz hususlar. Yani artık o kadar kanıksadık ki. Yani bilinmeyecek bir durum da yok. Herkes her şeyi biliyor artık. Ama maalesef toplumumuzun çok da dikkat ettiğini de sanmıyorum. Yani bu konuda biraz çok geri planda kalıyoruz. Vallahi görüntüde öyle diyorlar da bilmiyor yani. Belki de gelmiş de olabilir ya. Yani. Geldi gibi görünüyor ama bilmiyoruz yani. Sizce ne yapmalıyız? İşte tedbir almalıyız. Mümkün olduğu kadar sokağa çıkmamamız lazım. Yani mecbur olsa da olmasa da insanlar keyfi çıkıyor dışarı. Havaların sıcaklığına aldanıyor ya. Yani zorunlu olmasa bence o yani önemli olan. Sokağa çıkılmaması önemli olan odur. Bence geldi. Çünkü yani ortalıktaki hastalığı görüyorum. Etrafımızda görmüyorduk önceden. Şu an etrafımızdaki insanların bu hastalığa yakalandığını, test sonuçlarının pozitif çıktığını görüyorum ben. Ha onu da geçtim. Devletin açıkladığı verilere de inanmıyorum. Ha, bakıyorsun devlet açıklıyor günlük hasta sayısı 1300 diyor. Sağa sola bakıyorsun her tarafta karantina altına alınmış. Evler kapatılmış. Kesinlikle ikinci dalga var. Ve kesinlikle de inanıyorum yani. Sizce ne yapmalıyız? Vallahi yetkililerin dediğine göre maske, temizlik, sosyal mesafe. Ha biz bir vatandaş olarak bunu yapıyoruz mu? Çok yaptığımıza da inanmıyorum yani. Maskeyle de yani abi ben pazar esnafıyım. Pazar içerisinde akşama kadar maskeyi takma şansımız var mı? Yok. Mecbur maskeni indirmek zorundasın. Hava alamıyorsun. Sıcak. Ama burada esas olan nedir? Devlet önce bir kendi şeylerini bir halletsin yani bence. Önce devletin bir şeyler yapması lazım. Otobüsleri biraz daha sınırlandırması lazım. Tatil yerlerini sınırlandırması lazım. Kalabalık ortamları azaltması lazım. Ha bizim burada abartılı derecede bir kontrol var pazar içerisinde. Bayılıyoruz resmen kontrole. Ama gene de burası ana baba günü. İnsanların ihtiyacı var. Alışveriş yapmak zorunda. Doğru mu? Mantık bu. Vallahi millet geldi diyor vatandaş kardeşim. Ben çok hızlı haberleri takip edemiyorum şimdiden dolayı ama vatandaş geldi diye söylüyorlar. İkinci dalga var diyorlar ya. Dikkat etsinler. Sizce ne yapmalıyız? Vallahi devletin söylediği tedbirler uyacaksın baba, başka ne yapacaksın kurbanım? Dikkat etmek lazım. Bence sanmıyorum. İkinci dalga yok. Gitgide hafiflemeye çalışıyor şu an. Tedbirlerin alınmasının sonucunda gitgide şu an düştüğünü düşünüyorum ben. Hastanelerin olsun, başka yerlerin olsun doluluk oranının fazla olduğunu söylüyorlar. Ben onların bizim tedbirleri daha fazla önem göstermemiz için söylediklerini düşünüyorum. Yine de tedbir almak en iyisi. Teşekkür ederim. Sizce ikinci dalga ne zaman gelir? Onun hakkında hiçbir düşüncem yok. Bence ikinci dalga geldi. Çünkü hasta sayısı çoğaldı, vaka sayısı da çoğaldı. Hani dikkat etmeleri gerekiyor halkımızın. Hani bilinçlenmesi gerekiyor. Yani, polisimiz, zabıtamız da çok güzel çalışıyor Melik Gazi'nin. Teşekkür ederiz hepsine. Hayır, gelmedi diyor ya. Gelmedi daha. Tabii biraz hastalık çoğaldı ama biraz millet dikkat etmesi lazım. Dikkat ederse inşallah geçecek yani. Millet maskesini çıkartmayacak. Güzel kurallara uyulsa inşallah atlatacak hepimiz beraber ama biraz uymuyor millet tabii. Biraz uymaları lazım. İnşallah uyursa savaştıracak inşallah. Hepimiz birlikte savaştıracak. Koronavirüs ikinci darbe gelmedi arkadaş. Bu iş
herkesi yakalayacak. 2 2 daha 4 bitti. Başka yolu yok. Biz 2015-20 gün evvel bir şeyler geçirdim. Boğazım ağrıdı, nezle oldum, grip gibi oldum. Vücudum şey olduğundan işte, altyapımızın kuvvetli olduğundan gitti. Bizde bir şey yok. Ama çok tehlikeli bir hastalık. İkinci dalga şu an gelmediyse de başlamak üzere. Yakın zamanda başlayacak yani. Yavaş yavaş sayılarımız artıyor. Milletimize şeyimiz, önerimiz biraz mesafe, temizlik, sosyal kurallara uymalarını şey yapıyoruz, temenni ediyoruz. Yok yok, gelmedi. Ne zaman gelir? Valla temizliğe dikkat etmezsek bir saat sonra gelebilir, şimdi şu anda gelebilir. Hem de çok büyük geldi. Hastanelerde falan şu anda tıklım tıklım. Pazar yerlerini zaten görüyorsunuz yani. Sosyal mesafe yok maalesef. Yani çocuklarından tut herkese, hiç kimse sosyal mesafeye uymuyor maalesef. Ondan dolayısıyla geliyor yani. Allah yardımcımız olsun. Sizce ne yapmalıyız? Ya dikkat edeceğiz yani. Sağlık Bakanlığı ne diyorsa biz onlara uymak zorundayız yani. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Misafirliklerimizi azaltacağız. Özellikle düğünlerimiz. Zaten bu düğünlerim şu aldığından dolayısıyla oldu. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz yani. Başka yok yani. Vallahi bana kalırsa birinci dalga bile geçmedi. Niye dersen, bizim insanımız çok özgür kardeşim. Bazı kesimlere bakıyorsun, diyor ki ya bana dokunmaz. İlla bir yakını hastalanacak. O zaman hastalığın gerçek niyet ortaya çıkacak. Benim söyleyeceğim bu. Sizce ne yapmalıyız? Cami anonsları var. Söylenen kurallara harfiyen uyulacak kardeşim. Şaka değil. Bak benim yakınımda var. Yani yaşadığımız için biliyoruz. Ben millete şunu söylüyorum. Oyuncak zannetmeyin. Çok ciddi bu iş. Yani biraz ciddiyete almak lazım. İlla başıma gelince ben bunu yaşadım demenin hiçbir anlamı yok. Yani bu dünyayı kasıp kavuruyor. Onun için bilinçli davranmak lazım. Tabii geldi. Geldi. Herkes korona hastası. Millet seçmeyi unuttular. Herkes eline mas seçiyordu. Hastalık daha çoğalmaya başladı. Bak görüyorsun karşıda ziyan halinde. Adam eline seçtiriyor. O bırakıyor, o alıyor. O bırakıyor, alıyor. Hastalık bundan çoğalıyor. Yani. Yapacak bir şey yok. Sizce ne yapmalıyız? Bir şey yapacak bir şey yok. Önlemleri almaya bakacağız yani. Başka hiçbir şey yapacak bir şey yok. İkinci dalga gelme ihtimali var. Tam kesin belli değil ama yani şimdi hal onu gösteriyor ki sıkıntı var. Genelde bir sıkıntı var. Yani ayarda bir yükseltme var gibi bir durum yani. Sanki gelmiş gibi bir durum var. Sizce ne yapmalıyız? Tedbir almalıyız. Tedbirlere dikkat etmeliyiz. Tedbirle beraber takdire de teslim olmalıyız. Ama tedbiri takdirin yerine koymamalıyız.